Hususan günahlardan bir derece kesilmiş olan hapiste, musibette ve hastalıktaki insanlar daha ziyade hürmet edip farzları eda etmek gerektir, elzemdir. Evet. Namazı vaktinde kılmanın ne derece tükenmez, uhrevi bir sermaye olduğu bununla anlaşılıyor ki, Allah Allah, namazı vaktinde kılmak bir, tükenmez, iki, uhrevi sermaye. Uhrevi sermayeden başlayalım. Uhrevi sermaye demek, asıl baba yurdunda bizim harcayacağımız sermaye. Yani orada bizim işimize yarayacak. Şimdi bizim Kırşehir olduğu için Almancımız çok. Köylülerimizin çoğu Almanya'da. Bunların bir kısmı orada gittiler, paraları yediler, geri geldiler. Bir kısmı da gidince her sene geldiklerinde köye yatırım yaptılar. Bunlardan iki kişi var. Hakikaten ibrettik de traktör de aldı, tarlalar almıştı. Döndü. Öteki de avardalık, işte araba alır falan filan, kumar. İkisi de döndükten sonra var ya, o memlekete yatırım yapan öyle rahatladı ki tarla şey. Öteki yazık yani, bir de borç üstüne bindi. Şimdi biz, asıl memleketimiz nereydi? Ya ahiret, yani cennet. Oraya nasıl yatırım yapacakmışız? İşte namaz ahirete yapılan yatırımmış. Bir kere bu yönüyle hiç tartışması süper bir şeydir. Hani üstad diyor ya, bir seccadeye bir mescide at diyor, atmak yani müthiş bir şey ya. İkincisi de tükenmez diyor ya, nasıl bir şey.